Evet, bu dünyada birtakım şeyler elimizden gidiyor. Diyelim genç idik ama gençlik geride kaldı. Veya zengin idik, zenginlik geride kaldı. Yüksek bir makamdaydık, o makam geldi geçti. Veya şöhret vardı, bitti gitti. Zühd'ün ne olduğuyla alakalı değişik yorumlar yapılmıştır. Hazreti Ali'nin şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki, Allah-u Teala zühdün tamamını Kur'an'da iki cümlede özetlemiştir. Likeyla sev ala ma fatakum ve la tefrahu bima Yani elden kaçırdıklarınıza üzülmeyesiniz, Allah'ın size verdikleriyle de şımarmayasınız. Bu ölçü yerine getirilse insan zühdü elde etmiş olur. O da nedir? Elden kaçırdıklarımıza üzülmemek. Evet bu dünyada bir takım şeyler Elimizden gidiyor. Diyelim genç idik ama gençlik geride kaldı. Veya zengin idik, zenginlik geride kaldı. Yüksek bir makamdaydık. O makam geldi, geçti. Veya şöhret vardı, bitti gitti. Bu tarzda insanlar pek çok şeyi dünyada kaybediyor. Öte yandan yakınlarını kaybediyor. Nice şeylerini kaybediyorlar. Peki züh nedir? Buna üzülmemek yani kaybettiklerine üzülmemek. Bunu bir realite olarak görmek. Bu dünya böyledir. Gelip geçicidir. Şu an sahip olduğumuzu düşündüğümüz şeyler de bir bir elimizden çıkacaktır. Neticede hayatta elimizden çıkacak. Öte yandan bize verilenlerle şımarmamak. İnsanlar değişik şeylerle şımarırlar. Bir kısmı diyelim güzelliğiyle şımarır. Bir kısmı zekasının kıvraklığıyla şımarır. Bir kısmın servetiyle mağrur olur. Bir kısmı şöhreti kaldıramaz, taşıyamaz. Şöhretten dolayı büyük bir şımarıklık içerisine girer. Bir kısım yüksek makamlarda o makamı doldurmayacak kimseler vardır ve o kimseler bulundukları makamla baya şımarırlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuş: "Et takva huna. Takva buradadır. E, takva burada, zühd de burada." İnsan gönlünde dünyaya sevgi duymazsa, makama, şöhrete, mala, bu gibi şeylere kalbinde yer vermezse, bunlardan uzak kalabilirse, bunların sevgisinden o insan gerçekten takva sahibidir. O insan gerçekten zahittir. Ama öte yandan bir kimse, diyelim ki imkanları yok, bundan dolayı çok gariban bir halde, elinde avucunda bir şey yok. Dolayısıyla Dünyaya zaten dalabilmesi mümkün değil adeta ama gönlü dünya sevgisiyle dopdolu. Bu insan zahit değildir. Ama bir başkası dünya ona gülmüş. Serveti iyi, şöhreti iyi, makamı iyi. Böyle bir durumda bunlarla şımarmadığında o insan gerçekten zahittir. İşte Kur'an-ı Kerim bir ayette iki cümleyle bunu özetlemiş ve Hazreti Ali de bu noktaya vurgu yaparak Zühdün bu ikisinde olduğunu söylüyor. Elden kaçana üzülmemek, Allah'ın bize verdikleriyle şımarmamak.